Selamünaleyküm. Şimdi bu konuşmayı daha önce yapmıştım aslında ama sesim almamış. O yüzden tekrar yapmak zorundayım. O yüzden tuhaf gözükebilir. Aldırmayın. Bakın şimdi Doğan Yıldız diye arkadaş var. 24 yaşında. 10 yıllık milli sporcu. Thai box, Muay Thai, kickbox sporlarını yapmış. 3 senedir de fitness sporunu hakkıyla yerine getiriyormuş. Ve gerçekten vücudu da sağlam. Kendisi de sağlam. Şimdi bakın burada Kaan Kazgan'ı bekliyorum seni diyor. Kaan Kazgan'a meydan okuyor. Meydan okuyan iki kişiden birisi. Bir de karma savaş sanatları ama dövüş sanatları var. O da meydan okumuştu. Hatta daha sonra neydi ismi? Cem Kocaman'ın sayesinde bu arkadaşın yani karma dövüş sanatlarından bu Doğan Yıldız'ın da karşı karşıya dövüşmesini istedi. Yani öyle bir öneride bulundu. Ama galiba karma dövüş sanatları kabul etmedi bunu. O Kaan Kazgan'dan istiyor. Gerçi bu kardeş de Kaan Kazgan'dan istiyor. Şimdi ben bunu şurada düşünmemem lazım. Bakın burada herhangi bir birisi gelmiş. Meydan okumuş bu arkadaşa. Ve bakın tek meydan çocuğu indirdi. Yani çocuk sakat da kalabilir. Yani sokaktan gelen herkese böyle tekme atarsa bu arkadaş. Yani bilmiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın bu arkadaş çok iyi bir sporcuya benziyor. Mükemmel ama 100 kilo. Yani öyle herkes karşısına çıkabileceği bir insan değil. Yani sağlam, çok sağlam birisi. Bu arkadaşımız diyor ki fitnessçilerin onurunu kurtarmak istiyorum diyor kısacası. Ama bir şeyi unutuyor burada. Kendisi aslında bir fitnessçi değil. Kendisi aslında bir Beklediği dövüşçü. dostlar Şimdi diyor ki bak ne diyor burada. dost Kaan çıkmadı Kazgan ama en duyduğuma çok göre kavga beni ettiğim analiz adam. ediyormuş diyor. Ben hiç sanmıyorum çünkü Kaan Kazgan 70 kilo ve Kaan Kazgan ne dedi? Sikletler dedi aynı Yani kategoride insanlar için vardır dedi. Yani ne demek istiyor da? Birisi dedi 120 kilo dahi olsa dövüşçü değilse orada bir siklet farkı olmasına gerek yok. Ben 70 kilo da olsam onu dövebilirim. Çünkü benim işim bu dövüşçüyüm. Ama bir insan 100 kilo 120 kilo ve dövüşçü ise orada işler değişiyor. Çünkü o da dövüşçü o da bu işi biliyor. Yani kısacası zaten Kaan Kazgan bu kardeşe karşı illaki yenebileceğini iddia etmiyor ki. Yani ben anlamadım neden Kaan Kazgan'a meydan okuduğunu. Ben burada şunu da söyleyeyim, belirtmem lazım ki ne Kaan Kazgan ne de bunun yani Doğan Yıldız'ın tarafında değilim. İkisi de benim için sporcu. Ben bütün sporcularımı severim. İsterim ki hepsi kendi branşında yurt dışında bizi dünyada temsil etsinler. Birbirini yemesinler. O yüzden şunu demek istiyorum. Kardeşim bak Doğan, ben senden büyüğüm. Çok iyisin, mükemmel milli sporcusun. Bence ama burada Kaan Kazgan'ı meydan okuman biraz saçma bence. Sen kendi kilondakilere meydan oku. Çünkü Kaan Kazgan senden 30 kilo az. Sen de bir dövüşçüsün. Sen fitnessçilerin onu kurtaramazsın çünkü sen fitness'i 3 senedir yapıyorsun. Sadece fitness yapmıyorsun. Dövüşçüsün aynı zamanda. Onu gerçekten dövüşçü olmayan, sadece fitnessçi olan biri yapabilir ama artık o bile ne saçma bir şey. Artık bu kavga işini bırakmamız lazım. Ben daha önce ne önermiştim demiştim ki. Federasyon desin ki herkes kendi sikletinde Türkiye'de herkesi birbirine dövüştürelim. Şampiyonları çıkartalım ortaya. Karma dövüş sanatında olsun, kickboks olsun her branşta. Ve bununla yurt dışında gönderelim UFC'ye oraya buraya ve bir şey yapmaya çalışalım. Nasıl bu Kaan Kazgan'ın abisi Murat Kazgan gitti. Eldivensiz, çıplak elde boks yapıyor şu anda dünyanın en büyük organizasyonunda. Ve mükemmel temsil ediyor vatanımızı. Bunun gibi. Sen 24 yaşındasın da daha önünde çok büyük yol var. Yani çok şeyleri başarabilirsin. Bilmiyorum ama Kaan Kazgan'la şu anda senin uğraşmanın bence çok da bir mantığı yok bence. Ha tamam. Belki bu şu an Kaan Kazgan bayağı bir şey yapıyordu. Gerçekten de. Rüzgar yakaladı. Ha, bu rüzgardan sen de sırf faydalanıyorsun. Tamam ona bir şey demek istemem. Helal olsun. Onunla hiçbir sorunum yok ama inşallah o sınırında kalır. Yani Kaan Kazgan'la bir de siz de buluşup da kavga etmenizi ben hiç istemem. Yani Türkiye için, vatanımız için, bizim Türkiye'deki spor için, dövüş sanatları için çok kötü bir şey olur. Ha, bir türlü tabii ki senin de abonen artsın. Sen de tanın. Karma dövüş sanatları tanırsın. Galiba bunun bayağı abonesi var bile ne. Hepiniz tanıdığınız Kaan Kazgan tanısın. Hepinizin önü açılsın. Kaan Kazgan'ın belki bu sayede UFC'ye gitmesi şeyin önü açılabilir. Yani ona hiçbir sözüm yok. Öyle bir şey varsa sorun yok. Ama gerçekten de sen şimdi ben bunu döveyim. Herkes gelsin buraya hepsini döveyim diyorsan kusura bakma bunun sporculukla da bir alakası yok. İşte bu çocuğu tekme, yani böyle bir normal sokaktan gelen dövüşten bir şey bilmeyen bir insana bu tekme atılmaz bence. Çünkü bu çocuğu sen bundan bayıltırsın, Allah korusun öldürürsün, sakat bırakırsın. O yüzden 100 kilosun sen yumruğuna da tekmene de dikkat etmen gerekiyor. Sen gerçekten insan sakatlayabilirsin, öldürebilirsin. Çok sağlamsın. Bak fitness de yapıyorsun. Yani hatta Kaan Kazgan'ı bile sakat. Bak, kariyerinle oynayabilirsin. Ha belki o seni yener, senin kariyerinden oynar. Çünkü
100 kiloluk bir insan dövüşçü olduğu halde 70 kilo birine yenilirse gerçekten bu çok felaket olur yani. Hadi savaş yapıcı herkes diyor ki bu adam dövüşçü değil ama sen de bu tersi olur. Ha, sen onu yenersen adamın tarafını kırarsın, sakat bırakırsan adamın kariyerini bitirirsin. Yani bunun mantığı ne? Ya da gireceksiniz arkadaşça, kardeşçe konuşacaksınız. Tuna Tavos'un gittiği gibi mesela ya da Gorul Faruk'un gittiği gibi, diğerlerinin gittiği gibi, Deliminin gittiği gibi. Sen gideceksin, evet o gelecek. Güzellikle sparring yapacaksınız. İnsan gibi bir şey göstereceksiniz. Bakın kilo farkı önemli ama dövüşçü değilse birisi o zaman çok da fark etmiyor. Ama dövüşçü ise iki tarafta kilo farkı çok önemli. Ha, yine de tabii kimin kazanacağı belli olmaz ama yani kilolu bir insan ağır siklet her zaman çok tehlikelidir. Ama şunu unutmayalım, 70 kilo da dövüşte çok çok tehlikelidir. Kendini yakalatmadığı sürece sağlamdır yani, onu da bilmek lazım. Ama tabii 100 kilonun yumruğu da tabii farklı olur. Tekmesi de farklı olur. O yüzden ben burada bunları tekrar dile getirmek istedim. Karma dövüş sanatları kardeşime de, Cenk Hoca'ya da, Sabah Çöpeci'ye de, Doğan Yıldız kardeşime de, Kaan Kazgan'a da, Murat Kazgan'a da, hepsine, tüm kardeşlerime de buradan selam olsun. Birbirinize girmeyin, birbirinizi yemeyin. İnşallah Türkiye'nin sporu için, dövüş sanatlarımız için, savaş sanatlarımız için güzel yollar alırız, bir şeyler başarırız. Sayokan'a da buradan Nihat Yapko, Nihat Yiğit'e selamını yollamak istiyorum tekrar. Hep birlikte sporumuzu ileri getirelim. Atatürk'ün istediği gibi akıllı olalım, ahlaklı olalım. Lütfen ve vatan için, millet için elimizden geleni yapalım. Ama birbirimize karşı değil, Avrupa'da ve dünyada. Video bitti. Tam bitiremedim. O yüzden tekrar açayım dedim bunu. Dediğim gibi biz birbirimizi yemeği bırakalım. Kim kimi döver, kim kimi meydan okuyor, kim kimi yeniyor bırakalım. Ha, tabii ki reklam için, tanıtım için bazı şeyler olur. Olması da lazım. Buna bir şey demiyorum. Bu işi biraz da ne olsun olsun şov da aynı zamanda. Sınırını bilmek lazım. Bir daha Savaş Cebeci, Kan Kazkan olayına dönmemesi lazım hiçbir şeyin. İnşallah hep birlikte dediğim gibi Atatürk'ün çizdiği yolda sporumuzu yaparak vatanımızı güzelce temsil edelim tüm dünyada. Ve tekrar Doğan kardeşime diyorum, sak senin önün açık, 24 yaşındasın, bayağı sağlamsın. Dediğim gibi böyle şeylerle daha uğraşmak yerine bence daha çok kendine biraz daha eğitimine ver. Yurt dışında çok şey yapabilirsin çünkü gerçekten sağlamsın. Aynısı Kaan Kazkan'a da geçerli ki o sana bu konuya galiba çok girmiyor, cevap da vermiyor, bence doğrusunu yapıyor. Ama anlaşıp aranızda bir dostluk maçı yapabilirsiniz, sparring yapabilirsiniz güzellikle, bir kimse sakatlanmadan. Yani çok doğal, bence ne Kaan Kazkan üzülür yenilirse sana karşı. Hele sen çok üzülürsün yani profesyonelce yaparsanız bir şeyi. Ki yani dediğim gibi büyük ihtimalle sen yenersin. Bence benim düşüncem o. Çünkü 100 kilo az bir şey değil. O tekmeler çok sağlam. Ama diyeceksiniz bu dövüş her şey olabilir. Tabii ki o da hızlı, 70 kilo yakalatmayabilir kendini. Yere düşürürse seni ne olur orayı ben bilemeyeceğim. Bence onu dediğim gibi çözmek istiyorsanız güzellikle yaparsınız. Ya da hiç o konulara girmeyin. Herkes kendi branşında ilerlesin. Öbür kardeş de karma dövüş sanatları. Onun için de aynısı geçerli. Bilmiyorum, o bir açıklama yapacakmış. Neden Kaan Kazkan'a meydan okuduğuna dair. Bilmiyorum, merakla bekliyorum ben de. O Cenk Hoca'ya galiba bayağı bir şey, aralarında ne varsa. Ama beni o kadar dediğim gibi konular ilgilenmiyor. İlgilendirmiyor. İnşallah o da Kaan Kazkan'la Barış Savaş Çepeci'nin arasında geçen olayı yaşamazlar. Çünkü dedi orada birkaç sözde. O da bir gün paylaşmış, yeni gördüm. Seni yakalarsam İstanbul'a girdiğinde şöyle olur böyle olurum. Aslında profesyonel maça davet etmiş ama o kabul etmemiş. Daha önce onun önerdiği başka bir Doğan'a karşı yapmış, kazanmış. Şimdi yine Doğan'ı, bana başka bir Doğan'ı öneriyorsun diyor. Ya sen gel diyor ya da sus diyor Cenk Hoca'ya. Benim hakkında konuşma diyor. Ben Kaan'ı istiyorum diyor. Artık neden, niye bilmiyorum. Açık konuşmak gerekiyorsa karmak duyu sanatları o çocuğu o anlamda tanımıyorum da. Yani ne kadar sağlamdır, maçlara gitmiş mi, ne kadar ustadır dövüşünde, bir tane de bilmiyorum, açık konuşayım. Ha, videolarına bakıyordum ama o anlamda bir gerçek, maçı çıktı mı için ya nasıl bilmiyorum. Onun için çok şey demek istemiyorum. Kaan mı kazanır, o mu kazanır. Kaldı ki zaten böyle şeylerde o mu kazanır, bu mu kazanır, böyle uydurmaklarla, ne bileyim, iddialarla olacak iş değil bu. Dövüşte her şey olabilir. Yani burada onun için ona da selam olsun. Benim için hepsi aynı. Yani benim hiçbirinden o anlamda bir özel kontağım da yok. Ben sadece tarafsız bir şekilde dışarıdan adaletli bir şekilde bakmaya çalışıyorum ve buradan yol göstermeye çalışıyorum. Başka bir neden şeyim yok benim. Ha, yukarıda da tabii Allah var. Ne dedim ben başta bu videoları çekerken? Dedim ki herkes nasiplendi bu işten dedim. Bari biz de biraz nasiplenek dedim. Yoksa ben bu konuya hiç girmiyordum. Kaan Kazgan, Savaş Çepeci, bu konulara ben de girdim. Doğrudur.
Ne yazık ki YouTube algoritması böyle çalışıyor. Bakıyorum bir başka videoyu paylaştığınız zaman izlenme sayısına bakıyorsunuz. Bu videoları paylaştığınız zaman izlenme sayınız birden yüzde birkaç yüz fazlalaşabiliyor ne hikmetse. Ha, ister istemez biz de buradan pay bize düşeni alıyoruz. Ha, bunu yaparken de doğruları söylüyoruz en azından. Ortalık karışmaması için. Çünkü bir şey gördük burada. Birileri Atakan'la Murat Kazgan'la birbirine sokmaya çalıştı. Ama işte Allah'tan bunlar hepsi akıllı oralı. Birileri Kaan Kazgan'la Tuna Tavuz'la birbirine sokmaya çalıştı. İnternette kim kime dumdumu herkes birbirine saldırılar maldırılar. İşte tabii bir de gerçek meydan okumalar da var. Ama ben bu dediklerime binaen yani 100 kilo 70 kilo ikisi de dövüşçü. Bunu bir daha düşünsünler. Gerek olmayan şeylere hiç girmeye gerek yok. Zaten bu saatten sonra hepsini tanımış oldu herkes. Bu saatten sonra inşallah Türkiye'de dövüş sanatları daha da galiba ilgi çekecek, ilgi görecek. Daha profesyonel bir şekilde inşallah olur. Federasyonlar kurulur. Doğru dürüst. Türkiye'de bir karma dövüş sanatı federasyonu kurulup da MMA müsabakaları yapılır ve tüm sikletlerde Türkiye şampiyonları ortaya çıkar. Bunu gerçekten görmek isterim. Çünkü hala mesela Kerim Engizek var Almanya'da. Türk dövüşçülerimiz buralarda dövüşmek zorunda kalıyor. Kerim Engizek de çok iyi bir dövüşçü. Oktagon'da şu anda dünya şampiyonluğu için dövüşmek istiyor. Son maçı da Guinea Crowd'da aldı. Burada da kötü bir şey oldu. Buna da değineyim o zaman kısa bir. Aziz Karaoğlu, o da çok sevdiğimiz bir sporcu. Türk milletine çok güzel temsil etmiş zamanında. Rusya'da orada burada bayağı güzel işler yapmış. Çok iyi bir dövüşçü. Daha da iyi olabilirdi. Kerim Engizek'in de bir ara antrenörlüğünü yapmış ama ne yazık ki Kerim Engizek'le onların arasında bir şeyler oldu. Ben burada tarafsız bir şey de bakmaya çalışıyorum. Çok da bir konunun derinliğini bilmiyorum ama benim kendi gördüğüm açık konuşmam gerekiyorsa ben burada Aziz Karaoğlu'nun çok da iyi bir şey yapmadığını düşünüyorum. Bence yanlış yapıyor. Yani haklı bile olsa bunu çıkıp da ta Tayland'dan konuşan birisi var. Kim olduğu bile belli değil. Kerim Engizek meydan okuyor. Adam Kerim Engizek öyle bir noktaya getirilmiş ki işi dünya şampiyonu olabilmek için dövüşecek. Şimdi onu hak kazandı. Ve bu adam onu anlatayım bilin diye. Kısacası diyor ki Kerim Engizek hep çürük elmalara karşı dövüşüyormuş güya. Diyelim ki öyle. Ama adam öyle bir noktaya getirmiş ki şu anda. Dünya şampiyonu olabilmek için oktagonda dövüşecek. O zaman UFC'ye girmeye çalışacak. Diyelim ki şimdiye kadar hep sayısını düzeltmek için dövüştü. Diyelim ki. Hani velev ki öyle olsun. Ama şu anda dünya şampiyonu olabilmek için dünya şampiyonuna karşı dövüşecek adam yani. O da mı? Çürük elma. Değil. Demek ki bir yere gelmiş. Demek ki böyle bir plan kurmuş mesela. Ve böyle getirmiş buraya. Aziz Karaoğlu böyle olsa dahi bunu çıkıp da o Tayland'dan konuşan adama hak vererek bence şey yapmaması gerekiyordu. Kerim Engizek'e saldırmaması gerekiyordu. Tam tersi ona yazabilirdi özelden ya da konuşabilirdi onunla. Veyahut hiçbir şey demezdi. Bekler susardı sadece. Yani ya ona derdi ya susardı ama öyle yani bilmiyorum bana çok etik gelmedi. Yani bugüne de Aziz Karaoğlu'nu da ben severim dediğim gibi. Yaptıkları bugüne kadar çok güzel işler yaptı o da çünkü. Ama Kerim Engizek'i de çok severim. Ben sadece şu an son duruma bakıyorum. Kerim Engizek şu anda UFC'ye en yakın Türk dövüşçüsü. Yani en iyi Türk dövüşçüsü ona bakarsanız. Yani kilosunda. 84 kiloda istiyor galiba dünya şampiyon olmayı. Yani adam bu noktaya getirmişse bazı şeyler YouTube'dan yürüyorsa çünkü orada da YouTube dövüşçüler diye dalga geçiyordu galiba öbürü arkadaş. Yani bu zamanda nasıl yürüyorsa iş öyle yürütmeye çalışıyorlar. Adam dünya şampiyonu olursa inşallah ki olur. O zaman merak ediyorum o zaman ne diyecekler. Yani o zaman da bir çürük elmeye mi yemiş oluyor bilmiyorum ama UFC'ye gidip orada da başarılı olursa. Gerçi şunu da söylüyor ama Allah var hem o Tayland'daki hem de Aziz Karaoğlu hem şunu da söylüyorlar. Kerim Emizek aslında çok iyi bir dövüşçü. Niye bu kadar iyi olduğu halde iyi olmayanlara karşı dövüşüyorlar? Ya bir taraftan şunu da diyebiliriz. Kerim Engizek şu anda en tepeye çıktığı için sonuçta Aziz Karaoğlu bayağı yaşlandı. 50 yaşına doğru geldi. Kerim Engizek daha 35 yaşlandı mı 34 yaşlandı mı öyle bir şey olması lazım. Daha genç. Ve Tayland'daki de zaten o anlamda tanınmış birisi değil. Kerim Engizek sayesinde ister istemez bunlar da bir yere gelmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Yani bilmiyorum. Yani keşke Aziz Karaoğlu bu işin içine girmeseydi. Ya Kerim Engizek'le mi konuşsaydı kendisi ya da hiç girmeseydi. Ama ne yazık ki oldu artık. Bence o yüzden çok da uzamasın. Burada da
Türkler birbirine girmesin, birbirine destek olması gerektiği yerde. Ha, şu da var, ben şunu da düşündüm, açık konuşayım. Belki Husi'de yapmış da olabilirler, biliyor musunuz? Bugüne daha çok şey oldu çünkü. Tam Ekrem İmamoğlu maçından önce bu olaylar bir patlak verince daha çok gündeme oturdu. Sonra Ekrem İmamoğlu da bir cevap videosu çekmek zorunda kaldı. Ve sonradan maçı yendikten sonra da direkt Dünya Şampiyonu'na meydan okudu. O da kabul etti benim bildiğim. 11. ayda belki de maç yapacaklar ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Gerçi 10. ayda boks maçı var Kerem Engizek'in. Ondan sonra da galiba Dünya Şampiyonu'na karşı yapmak istiyor. O şeyde MMA'de. Belki de yani biz bilmediğimiz şeyler de olabilir. O yüzden çok da fazla yorum yapmaya gerek yok. Ben sadece gördüğümü burada demek isterim. Almanya'da da Türkler var. Kerem Engizek çok iyi ilerliyor. İnşallah başarılı olur. Destekliyoruz. Ben de destekliyorum. Ha, İnşallah azıcık oldu da belki yaşlı ilerlemesine rağmen maç yapar, onu da destekleriz. Birbirimize girmeyin. Benim tek şeyim bu. Biz birbirimize girmeyelim Türkler. Tam tersi bir yumruk olalım. Bir olalım. Diri olalım. İnşallah hedefe doğru yürüyelim. Bu konuya da değinmiş olduk bu sayede. Başka bir konu var mıydı? Düşünüyorum şu an. Başka bir konu yok da şu an tekrar gördüm. Mesut Can Tomay, Kaan Kazgan vs. Ali Biçim Soba. 50 dakika. Yani Kaan Kazgan vallahi hayatı boyunca çıkmadığı kadar programa çıkıyor. İnternette, YouTube'da. Cidden bayağı meşhur oldu. Yani onun için ona karşı meydan okumalar çok doğal şu anda galiba. Yani profesyonel dövüşçü olsam herhalde ben de meydan okurdum. Yani. Ama dediğim. Yani buradan hem karma dövüş sanatlarına hem de Doğan kardeşe de buradan söyleyeyim. Ne yazık ki ben profesyonel olmadığım için, öyle bir dövüşçü olmadığım için, yani size karşı rakip olabilecek bir dövüşçü olmadığım için ben de size meydan okuyamıyorum. Ama bir gün yolum oralara düşerse belki gelip bir arkadaşlık maçı, bir sparring yapılır tabii. Tabii o tekmelerle beyin kanaması geçirtirmezseniz bana. Neyse, işin şakası bir yana, işte böyle bence dostluk bir şey. Dost bir şekilde, nasıl ki dediğim gibi Tuna Tavuz'un gittiği, öyle bir şekilde hep birlikte bu sporun tadını çıkartarak yapalım ve bu sporun içinde daha iyi olmaya bakalım. Biz de kendi elimizden geldiğince evde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuk var, 9 yaşında oğlumuz var, şu anda güreşe gidiyor. Onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Belki o bir zaman siz abilerinizden de bazı örnekler almak isteyecek. Onun için böyle meydan okumalar, birbirine girmeler olmasın. Güzel şeyler olsun inşallah. Onu buradan son olarak söyleyeyim ve tekrar kapatayım burada. Hayırlı geceler. Allah'a emanetseniz görüşmek üzere.